genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün obezite ameliyatlarından sonra yeniden kilo alan hastalar ve onların durumunu anlatmak istiyorum. Her ne kadar tüp mide ameliyatıyla midenin %75-80'ini çıkarsak bile ya da bypass ameliyatıyla küçük bir mide bırakıp bağırsağın ilerisine bağlasak bile bazı hastalarda başarısız sonuçlar olabilir. %5 civarında yeniden eski kilolarına kadar yükselen hasta gruplarından söz ediliyor. Revizyonel cerrahi çok artmış durumda. Hastaların yanlış beslenme alışkanlıklarında ısrar etmesi, yüksek miktarlarda alkol alımı her ameliyatı başarısız hale getirebilir. Ya da yüksek kalorili sıvıyla beslenmek, aşırı derecede kola tüketmek, aşırı derecede çikolata gibi yüksek kalorili besinlerle almak en büyük başarısızlık sebebi. Ameliyat kadar Ameliyat sonrası beslenmeyi doğru kurgulamak, doğru bir hayat tarzı, doğru bir hareket tarzı kurgulamak ve bununla devam etmek son derece önemli. Neden kilo aldığına dair araştırmalar yapılır. Ameliyata bağlı mı kilo alımı var ya da hastanın beslenme alışkanlıklarına bağlı mı? Ondan sonra da yeniden revizyonel cerrahi dediğimiz ameliyatlar planlanabilir. Örneğin, tüp mide ameliyatı olmuşsa yeniden kilo almışsa bu bypass ameliyatını ya da bypass ameliyatından kilo almışsa bağırsağın emiliminin daha da bozulduğu daha ileri ameliyatlara geçilebilir. Bir ameliyatı başarısız hale getirmiş, yeniden eski kilolarına gelmiş bir hasta diğer bir ameliyatı da başarısız hale getirebilir. Çok dikkatli bir şekilde revizyonel cerrahi seçmek, hastayı doğru seçmek, doğru takip etmek son derece önemli. Bir de aşırı kilo veren hastalar var. Özellikle bypass hastalarında bunu rastlıyoruz. Mide aşırı derecede küçüldüğü bağırsak emilimi aşırı derecede bozulduğu zaman ileri kilo kayıplarıyla ile karşı karşıya gelebiliriz. Bypass ameliyatlarında mideyi tekrar eski yerine bağlamak, bağırsağı tekrar eski yerine göndermek mümkün. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dilerim.